İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Urfa'da 2 milyon dönüm arazideki ürünler hasat edilemeyecek. Bugün Pontus Rumlarına karşı gerçekleştirilen soykırımın anma günü. Arsah'ın Garmirşuga köyü sakinleri düşmana ait konvoyun geçişine izin vermedi. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinde bulunan hava üssünde iki patlama meydana geldi. Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınır meselesi çözümünde arabuluculuk yapmaya hazır. Arsah'ın Martuni şehrinde yeni bir konut sitesi inşa edilecek. Lala Mıneyan ile röportaj. Ermeni yazım merkezlerinin interaktif haritası. Tarım sezonunu kuraklıkla açan Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde 2 milyon dönüm kuru arazide ürünler hasat edilemeyecek. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı'na göre Urfa'da 2021 tarım sezonu kuraklık gölgesinde başladı. Ülkenin kuru bakliyat ve hububat deposu olan kentte bu yıl 2 milyon dönüm arazi hasat edilmeden sürülecek. Uzmanlar üreticilerin borçla aldıkları tohum, gübre ve mazotla birlikte bu sene hiç ürün alamamalarının ekonomik yıkıma yol açacağını dile getiriyor. Urfa Ziraat Odası 2 milyon dönüm arazinin bulunduğu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu ve devletin 2022 yılı için tohum ve gübreyi ücretsiz dağıtması gerektiğini vurguladı. Kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi katliam ve soykırımlarla doludur. Başta Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler ve Kürtler olmak üzere Batı Ermenistan'da yaşamını sürdüren neredeyse bütün kimlikler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katliamcı ve soykırımcı karakterinin kurbanı olmuştur. 1915 yılında milyonlarca Ermeninin kurban edildiği Ermenilere karşı işlenen soykırımla ayan beyan ortada olan Türkiye Cumhuriyeti'nin soykırımcı yanı o günden bu yana kendini göstermekten geri durmuyor. Türk Ulus Devleti'nin kanlı tarihinde yer edinen soykırım pratiklerinden biri de 1919 yılında Pontus Rumlarına uygulanan soykırımdır. Her ne kadar Türk resmi kaynakları bu kıyım esnasında 11.181 kişinin öldürüldüğünü söylese de soykırımın tanıkları ölü sayısının 353.000, kimi tarihi belgeler ise 450.000 ile 750.000 arasında olduğunu söylemektedir. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Arsah Ulusal Meclisi'nin Adalet adlı fraksiyonuna bağlı bir milletvekili olan Metaxe Agopyan, Nüs Ayem ile yaptığı görüşmede düşmanın Arsah'ın farklı bölgelerinden ilerlediğini duyurdu. Agopyan açıklamasında, Sürük'teki olaylar başladığından beri Arsah'taki durum tedirgin ama buraya sadece metre metre gelmek zorunda oldukları için fazla ileri gelemezler. Dün itibariyle Çarektar köyü yönüne geldiklerini ve kendilerini konumlandırmaya çalıştıklarını öğrendim. Ancak hem mahalle sakinleri hem de Hateklilerin çabaları sayesinde başlangıç pozisyonlarına geri döndüler dedi. Arsahlı milletvekili, düşmana ait konvoyun Garmirşuga bölgesinden geçişine ve bölge sakinlerinin bu konudaki endişelerine değinerek şunları söyledi. Her gün Garmirşuga bölgesinden geçiyorlar. 10 Kasım'dan sonra Şuşi'ye geçmenin tek yolu bu. Geçme süresi saatlerce süren bu kadar uzun bir kamyon dizisi olduğu için bugün sakinler buna izin vermemeye çalıştı. Köy sakinleri çok kararlıydı ve sorun çözülene kadar her gün bunu yapmaya karar verdiler. Onlara göre neden biz Karvacar üzerinden Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçemezken Azerbaycanlı şahıslar rahatça bizim topraklarımızdan geçebiliyor? İşgalci Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada 19 Mayıs gecesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Batı Ermenistan'ın işgal altında bulunan Digranager'deki 8. ana jet üssünde 20 dakikalık aralıklarla iki patlama meydana geldiğini duyurdu. Çeşitli Türk basınına göre patlamalar askeri üssünde değil civarında meydana geldi. Askeri üsse saldırı girişiminin iki küçük İHA'larla gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya Federasyonu Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesine destek teklifinde bulundu.
Armin Press'in aktardığına göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu düşünceyi 19 Mayıs'ta Duşanbe'de bir basın toplantısı sırasında ifade etti. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı 18 Mayıs'ta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Dışişleri Bakanlarının çalışmalarının gayri resmi olarak başladığını bildirdi. Lavrov, taraflarla yapılan ön antlaşmaya göre Rusya Federasyonu sınır belirleme ve sınır çizme çalışmalarının başlamasını desteklemeyi ve ayrıca Rusya'nın danışma ve arabulucu olarak katılabileceği bir Ermenistan-Azerbaycan komisyonunun kurulmasını teklif etti, dedi. 12 Mayıs 2021'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bazı askeri grupları Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırını geçerek Sünik'in Kara Gölü'nü çevrelemeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ermeni Silahlı Kuvvetleri taktik karşı eylemler gerçekleştirdi. Bazı komşu bölgelerde konuşlanmış Azeriler Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin taktik karşı operasyon sonucunda yer aldıkları alanlardan geri çekildi. Aynı zamanda Azeri askeri grupların Sünik ve Gegharkunik'in bazı bölgelerde dahil Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bazı bölgelerde bulunmaları devam ediyor. Durumun çözümüne yönelik görüşmeler sürüyor. Artsakh'ın Marduni kentinde yeni bir konut sitesinin inşaatına başlandı. Eski Marduni Hastanesi'nin arsasına 116 daireli modern standartları karşılayan 4 yeni 5 katlı bina inşa edilecek. Evlerin bodrum katları olacak, oyun alanları, otoparklar yapılacak, etrafında çevre düzenlemesi gerçekleşecek, yeşil alan kurulacak. Mahallenin inşası ile birlikte Marduni halkının eski yüzme havuzu da modernleştirilecek. Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Lala Mneyan, Paskalya'dan önce ve sonraki günlerde Paskalya kutlamaları ve adetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. O güne özgü şarkıları, dansları ve ayinlerine atıfta bulunarak bayramın anlamından bahsetti. Halk sanatçısı Lala Mneyan, bayramın anlamını Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler için de açıkladı, muhafaza ettikleri gelenekleri, kutlama ayinleri hakkında konuştu. Madenataran adlı Yerevan'ın eski el yazmaları müze kompleksinde halihazırda faaliyet gösteren yüzden fazla Ermeni yazım merkezlerini temsil eden interaktif harita artık çevrimiçi olarak mevcut. Madenataran'ın web sitesinin dijital veri tabanları haritalar bölümünde Ermenistan Cumhuriyeti ve yurt dışındaki birçok yazım merkezlerinin kısa tarihi ve el yazması mirası hakkında bilgi edinebilirsiniz. Makale yazarlar grubu Karen Matosyan, Lusine Tumanyan, Haçik Harutyunyan, İngilizce çevirmeni Sona Baloyan'dan oluşmaktadır. Son teknoloji çözümler ve teknik araçlarla donatılan bu proje, Madenataran'ın kadim ortak kuruluşları olan Galus Gulbenkian Vakfı'nın ve Aurora İnsani Yardım Girişimi'nin desteğiyle başlatıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından icra edilen Hatskı Tıxem Garia adlı Ermeni halk şarkısının folklorik gösterisini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.